Kolay gelsin. Hazır mı yemekler? Hazır Hülya Hanım. Bir tek helva kaldı, onu da kavuruyorum şimdi. Helvadan eve de ayıralım mı? Yok hayır, hepsi vakfa gidecek. Orası bayağı kalabalık. Ebru, bak Vedat geldi arabayla. Sen de ona yardım et, yemekleri yükleyin tamam mı? Vakıfta kal, yardım et kadınlara. Benim de bir elimde isim ver. Tamam, devam et sen. Allah kabul etsin. Pınar, bulaşıkları bundan sonra bununla yıkayın tamam mı? Geçen sefer çok iyi yıkamıştın. Tamam Hülya. Efendim Çağrı Bey. Hülya Hanım, misafirleriniz yolda. Ona haber vermek istedim. Tamam, tamam. Ben de geliyorum şimdi. Onlardan önce çiftlikte olurum. Peki, dur, sağ ol. Hülya Hanım, polisler geldi. Tamam, bekletme abla, al içeri. Ebru, çocukların yanından ayrılma, odalarından kesinlikle çıkmasınlar. Tabii Leyla Hanım. Her şey konuştuğumuz gibi. Standart bir prosedür sadece. Yalnız Devin Hanım. Ne olmuş Devin Hanım? O gelmeyecek mi? Onunla da konuşmak isteyebilirler. Ya ortalığı karıştırma sen Çağrı, otur oturduğun yere. Konuşmak isterlerse konuşurlar. Hoş geldin komiserim. Merhaba. Komiser Yakup Sakarya. Aslan Bey. Hoş geldiniz. Komiser yardımcısı Cemil Bakırcıgil. Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. Buyurun efendim, şöyle alayım sizi. Ben hemen konuya gireceğim. Atilla Özyılmaz'ın vefatıyla sonuçlanan orman evi yangını için bir soruşturma yürütüyoruz. Sizin de ifadenizi almak için geldik. Tabii tabii, ne gerekiyorsa yardımcı oluruz. Bir şey ikram etseydik önce, çay kahve ne alırsınız? Su, biz su alalım. Tamam. Başlayalım mı? Buyurun. Benim şimdi çok önemli bir karar vermem gerekiyor. Ya Aslan'ın hayatından sonsuza kadar çıkacağım, ya da Aslan'ın hayatında sonsuza kadar kalacağım. Yani benim başından beri tavrım bu kadar netken herhalde benim fikrimi sormuyorsun değil mi bununla ilgili? Aslan böyle bir insan olmak istemiyordu aslında, biliyor musun? Senin bahsettiğin gibi mafyanın teki olmamak için yıllardır uğraşıyordu bu adam. Ama başaramadı. Ben dün okumamam gereken bir şey okudum. Aslan'a bırakılan bir mektup.
Yıllardır açmaya korktuğu bir mektup. Mektupta meğer Aslan'ın yıllardır savaşın verdiği şeyin işleri temizlemesinin doğru olduğu yazıyormuş. Ben olmasaydım Aslan mektupta yazanları yapacaktı zaten. Ama şimdi gelinen noktada artık bu çok zor. Benim yüzümden oldu İlkay. Şu an bu aile ne yaşıyorsa, Aslan ne yaşıyorsa hepsi benim yüzümden oldu biliyor musun İlkay? Benimle başladı yani. Eğer ben olmasaydım bunların hiçbirisi olmayacaktı. Şimdi bu kadar zor bir durumda ben ne yapacağım bilmiyorum ki. Devin, ben de ne yaşandığını bilmiyorum. Ayrıca bilmek istediğimden de emin değilim çünkü belli ki pis işler. Ama içinde bulunduğun ruh hali hiç sağlıklı değil. Yani bu resmen rehine psikolojisi. Bak, bu insanlar sen hayatlarına hiç girmesen de böyle şeyler yaşıyor olacaklardı. Bunların sorumlusu sen değilsin. Çünkü bu aile böyle bir aile. Zaten böyle şeylerle boğuşup duruyorlar belli ki. Sen bu kadar mı seviyorsun bu adamı? Peki, onsuz bir hayat? Bu düşünce nasıl hissettiriyor sana? Bu soruyu ben de bir danışanıma sormuştum. Sorması kolay ama cevaplaması çok zormuş. Vallahi dilimin önüncesi anlatmaya çalıştım. Umarım tatmin edici şeyler anlatmışızdır ailece. Bizde durumlar böyle. Eğer başka bir durum söz konusuysa yardımcı olalım seve seve. Yok sağ olun. Biz sizi tuttuk esas. Kabristan'a gidecekmişsiniz galiba. Yok rica ederim. Siz de işinizi yapıyorsunuz ne demek. Ama biz tabii biraz gecikmişiz. Aslan Bey, bir de eşinizle görüşsek birkaç soru da ona sorsak. Devin Hanım değil mi ismi? Doğrudur. Devin. Kendisinin sabah böyle ufak bir rahatsızlığı vardı. Ama toparlamış. Merhabalar, hoş Devin geldiniz. Hanım. Cinayet şube, Yakup Sakarya, komiser. Devin, ben de. Komiser yardımcısı Cemil Bakırcı. Devin, memnun oldum. Geçmiş olsun. Biraz rahatsızmışsınız sanırım. Sağ olun. İyiyim gayet şu an, sağ olun. Ben fazla vaktinizi almadan Atilla Özyılmaz'ın vefatıyla sonlanan geceyle ilgili birkaç soru soracağım size. Tabii. Siz iyi misiniz Devin Hanım? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Gayet iyiyim. Buyurun başlayabiliriz. İki gün önce yani olayın yaşandığı gece neredeydiniz? Buradaydım. Çiftlik evdeydim. Bütün aile birlikteydiniz. Aile üyelerinden eksik biri var mıydı? Vardı. Eksik biri vardı.
Ceylan. Vardı ama işte yok gibiydi. Ne yemeğini bitirebildi bizimle, ne filmi izleyebildi. Neredeyse mide fesatı geçiriyordu kendisi. Aslan'la da o kadar söyledik ama yani... Kusura bakmayın, böyle şeyler çok konuşulmaz ama... Üç tabak mantının üzerine de iki tabak karakuş tatlısı yenmez yani, değil mi? Sonucu birazcık hüsran oldu, tahmin edersiniz ki. Ah be kızım. Öyleymiş. Geçmiş olsun tekrar. Sağ ol. O halde gece erkenden bitti demek ki. Yok hayır. Ailecek hep beraber film izledik. Bizim için şampiyon. Bir türlü sinemada izleme fırsatı bulamamıştım. Leyla önden uyarmıştı beni. Bu film bizi bayağı ağlatabilir diye, nitekim öyle de oldu. Özellikle o son yarış öncesi sekans, bilmiyorum izlediniz mi? Bir yıllık ağlama kotamı doldurmuş olabilirim. Sonrasında? Sonrasında kahvemizi içtik, film izledik. Kayınvalidem arada gidip Ceylan'ı kontrol etti. Sonra da odalarımıza çekildik, yattık, uyuduk. Devin Hanım, siz bu Atilla Özyılmaz'ı şahsen tanır mıydınız? İş aslında Devin Hanım, duyguda bitiyor. Eğer duyguyu karşı tarafa iyi bir şekilde aktarabilirseniz hiçbir sıkıntınız kalmaz. Yok, o kadar yakından değil. Bir keresinde evinde parti düzenlemişti. Aslan'la beraber gitmiştik. İlk defa orada sohbet etme, tanıma fırsatı bulmuştum. Aslında çok cana yakın, böyle yüksek enerjili. Hani bazı insanlar vardır ya, böyle ilk anda enerjisini alırsınız. Öyleydi yani, gencecik de bir çocuktu, yazık. Biz de haberleri duyunca bayağı şok olduk Aslan'la. Allah rahmet eylesin. Devam et. Allah rahmet eylesin. Peki, teşekkürler. Sizi daha fazla yormayalım. Kabristan'a da gecikmeyin. Aslan Bey. Komiserim, ayağına sağlık. Biz teşekkür ederiz, sağ ol. Uğurlu olsun. Ben size eşlik edeyim, buyurun. Ben çocuklara bakıyorum. Araba çiftliğe doğru yola çıktı. Şunu ya anam. Azrail bıçağını yıkasın diye. Yıkasın ama. Yıkasın. Daha çok kan dökülecek. Hadi. Hadi hazırlan da çıkalım. Eşref, kurbanlıklar hazır mı? Hazır Hülya Hanım. Güzel.
Tamam, öğleden sonra bu kesim işini bitirin. İhtiyacı olan ailelere dağıtalım. Emredersiniz efendim. Tamam, Yılmaz sen de Adana'daki çocukları arıyorsun. Bütün camilerde lokma dökülsün Yusuf Bey'in hayrına. Tabii Hülya Hanım. Allah hayrınızı kabul etsin. Başınız amin, sağ olsun. Amin, amin. İnşallah. Bir sıkıntı yok değil mi Mustafa? Yok Hülya Hanım, her şey yolunda. İyi, güzel. Sağ ol. Rica ederim. Aslan Cihan. Düşün, taşın. Yüzünü Hülya. O zaman ağzından bir hayır çıksın. Ne bu böyle? Veda konuşması yapar gibi. Yıllardır bu günahın yüküyle yaşıyorum Hülya. Ben de aynı günahın yüküyle yaşıyorum. Yeterince bedel ödemedik mi biz ha? Bitmedi mi? Bitmedi. Sana vasiyetimdir. Yusuf. Dinle Hülya. Evlatlarımın başı öne eğilmesin. Kimseye izin verme Hülya. Ne aslanı Cihan'dan, ne Cihan'ı aslandan ayır. İkisi de senin oğlundur. Evlatlarım önce Allah'a, sonra sana emanet. Kevin, istersen ayrı araçla gidelim. Yok, gerek yok ya. Ferhat'tan haber var mı? Şimdi konuştum aslanım. Mezarlıktalar hala, ortalık temiz, bir sıkıntı yok. Aslan gidelim hadi. Cihan'ı ara da geç kalmasın. Bizden kan aktı. Sizden de akacak. Ama yavaş yavaş taksit taksit akacak. Kalan ömründe rahat yüzü görmeyeceksin. Anan, karın, bacın, abin, kardeşlerin, her kim varsa tek tek alacağım onları senden. Her gün bir başka sevdiğinin tabutuna omuz vereceksin sen. Andolsun o tabutları taşımaktan omuzların çökeceği. Siz inmeyin arabada. Gelip alacağım sizi. Bin arabaya.
Arabaya bin. Leyla'm. Canım. Arabada kal, ben haber vereceğim. Tamam. Dayıcığım. Mezarın başındaki kalabalığı hemen dağıtayım istiyorsun. Oğlum insanlar dua etmeye gelmişler babamıza. Gitsinler, biz kendi mezarımızda babamıza rahat rahat dua ederiz. Tamam dayıcığım. Soykanlar mezarlığa girmiş amcam. Bizim araç da orada. İşte. Gel annem. Allah razı olsun. Eksik olmayın. Eksik olmayın. İznin olursa ben okuyayım mı? Tabii ki. Buyurun. Esane. Söyle Sipsi. Ne diyorsun oğlum sen? Emin misin lan? Tamam, kapat, kapat. Hadi.
Dayıcım Sipsi aradı şimdi. Dün İlyas bütün gün Hülya Anne ile Devin yengenin arabasını takip ettirmiş. Bir şey daha var. Dün İlyas'ı ziyaret edenler arasında Hülya Anne ile İbo da varmış. Geldi. Alo. Uygun zamanda patlatın. Anne! Beni. Ne oluyor ya? Bir şey yok, bir şey. Siz dün İlyas'a mı gittiniz? Şimdi sırası değil. Ya bak beni yeğenim, bak. Sakin. Bak sen dün İlyas'a mı gittin? Yeğenim sakin ol. Dur karışma. Aslan. Kendine gel Aslan. Babanın mezarındayız şu anda. Aslan tamam sakin ol. Sen bana, hele sen bana yalan mı söyledin? Kardeş, niye söylemiyorsun anneme bir şey? Ya karışma. Karışma bir saniye. Aslan küçücük bir şey atlattık bitti gitti tamam önemli bir şey yok. Neyi atlattınız ya deli etmeyin adamı bak hadi neyi atlattınız siz? Ya İlyas'ın yeğeni Gökhan peşimizdeydi ufak bir kaza atlattık. Endişelenme diye söylemedik bu kadar. Kaza atlattınız? Evet. Araç nerede peki? Servisteydi sabah geldi. Burada mı araba? Evet. Hangi araba? Şu. Ya hangi araba? Gökhan bütün gün otosanayideymiş, hale gelmemiş mahalleye.